Merhaba arkadaşlar, bugün ceviz ağacına kabuk altı kalem aşısı yapacağız. Bu görmüş olduğunuz yaklaşık 8-9 yaşında bir ceviz ağacımız ve bunu keserek buraya kalem aşı yapacağız. Oldukça fazla kalın bir gövdeye sahip olduğu için yarma aşı yapamıyoruz. Bu nedenle kabuk altı aşı yapacağız. Arkadaşlar şimdi ağacımızı yaklaşık yerden 1 metre yükseklikte keseceğiz ve bunu bir süre bekleteceğiz. Çünkü junglans denen cevizin bir öz suyu var. Bu aşı tutma oranını düşürüyor. Bunun bir süre akmasını sağlayacağız. Yaklaşık 1 hafta 10 gün bekledikten sonra, su tamamen aktıktan sonra buraya çentler kalemlerimizi aşı yapacağız. İşte ağacımızı kestik ve bu şekilde bekleyerek bunun öz suyunu akıtmasını bekleyeceğiz. Şimdi anaca uygulayacağımız kalemi hazırlık aşamasına geliyor. Arkadaşlar cevizde kalemler genellikle Mart ayında alınır ve bir streç filme sarılarak buzdolabının meyve sebzeli kısmında dik bir şekilde muhafaza edilir. Mevsimi zamanı gelince de buradan alınır, kullanılır. Gözler alınırken genellikle en az işaret parmağı kalınlığında, pişkin, kahverengi, parlak renkli ve yine üzerinde en az 2-3 göz bulunan 10-15 santimetre uzunluğunda çelikler olması en uygunudur. Bu çelikler muhafaza edildiği yerden alınır ve kalem hazırlığı aşamasına gelinir. Şimdi kalemi aldıktan sonra alttan itibaren arkadaşlar meyilli bir şekilde gördüğünüz üzere kesiyoruz. Yaklaşık ortası kadar, yarısı kadar olmalı. Ve iyice pürüzsüz bir şekilde meyil vererek kalemimizi hazırlıyoruz. Kalemi hazırladıktan sonra hemen en uç kısmını işte bu şekilde ve yine yanlardan hafifçe kabuk dokusunu alıyoruz ki kalemin anaca temas yüzeyini arttırıyoruz. Bu şekilde de aşının tutma oranını arttırıyoruz. Kalemimiz de hazır ve şimdi aşılama işlemine geçeceğiz. Anaç üzerinde kalemde açtığımız meyilli kısım kadar bir çizik açıyoruz ve bunun kabuğunu şimdi kaldıracağız. Evet, bir bıçak yardımıyla çok derine gitmeden sadece kabuk tabakasını anacın üzerinden ayıracağız. Evet arkadaşlar, bıçakla dikkatli bir şekilde ve kabuğu hafifçe kaldırıyoruz. Önceden hazırlamış olduğumuz kalemi buraya uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken kalemdeki dokuyla yine anaç üzerinde kaldırdığımız kabuğun bulunduğu doku birbirine denk gelmesi gerekiyor. Çünkü kaynaşma burada olacak ve aşının tutma oranı yüksek olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, hemen şu kabuğun kalan kısmını kestikten sonra kalemi yerleştirme işimiz tamamlanmış durumda. Bunu aşı bandıyla iyice gergin, hava almayacak bir şekilde sarıyoruz. Arkadaşlar bu kalın bir gövde olduğu için tutma olasılığını artırmak üzere 3 adet kalem uyguladık. Gördüğünüz gibi siz de ceviz ağacınızın kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz. En sonda aşı yapılan kalemin açık kalan kısımlarına macun konularak işlem tamamlanmış olur.